Emin Çölaşan sözcü, cezaevinde mutlu bir vatandaş da. Sevgili okurlarım, önce 9 Eylül 2020 tarihli yazımı aşağıda kısaca özetliyorum. Başlığı cezaevinde mutlu bir vatandaştı. Özetle şöyle demiştim, bizim meslekte bazen şaşırtıcı olaylar yaşarız. Bunlardan birini dün de ben de yaşamış oldum. Balıkesir cezaevinden yazan Cemal Lostar isimli tutuklu ya da hükümlü bir mühendis beni eleştiriyor ve yalan yazıp cezaevleri konusunda gerçekleri saptırmayın diyor. Arkadaşın epey mutlu olduğu anlaşılıyor. Böylesi gerçekten az bulunur. Neredeyse iyi ki cezaevine düşmüşüm. Huzuru, özgürlüğü ve rahatı burada buldum diyecek. O mektubu yayınlar, yayınlıyorum. Yorumunu size bırakıyorum. Sayın Emin Çolaşan, 2 Eylül 2020 Çarşamba günü Sözcü gazetesinde çıkan ile ilgili köşe yazınızdaki yanılgılarınızı anlatmak için size yazma gereği duydum. Lütfen kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bu yazıyı yayınlayınız. Fethede Dolaylı 25 aydır Balıkesir kapalı cezaevinde tutuklu bir inşaat mühendisi ve iş adamıyım. Yaklaşık 20 yıldır inşaat şirketim var ve bu alanda iş yapıyorum. Gazetenizle sürekli olarak alıyorum. Sizin gibi güvenilir insanların toplumu yanlış bilgilendirmesi ve Sözcü Gazetesi'nin yanan yanlış haberler yapmaması adına size yazıyorum. Pandemi süresince tutuklu ve hükümlü insanların aileleriyle açık görüş yapamadığımı, başka cezaevlerine nakil yapılmadığını, yasal aktiviteye yapılmadığını yazmışsınız. Allah aşkına pandemi döneminde dışarıdaki insanlar sosyal hayatlarına sürdürebiliyorlar mı? Burada ayda iki defa, 45 dakika kapalı görüş yapıyoruz. Haftada iki defa telefon görüşmesi yapıyoruz. Avlu günde 12 saat açık voleybol oynuyor ve her türlü sporu yapıyoruz. Doğal olarak koğuş dışı aktiviteler yasak. Temizlik için tüm malzemeler devlet tarafından fazlasıyla bidon bidon veriliyor. Bizler gerek bakanlık ve gerekse cezaevleri yönetimi tarafından alınan tüm pandemi tedbirlerini destekliyor ve memnunuz alınan tedbirlerden dolayı da Teşekkür ediyoruz. Esas mesele cezaevlerinde beslenme sorunu olduğunu yazmışsınız. Cezaevinde bizim beslenme sorunumuz yok. Tam aksine fazla yemek ve israf sorunumuz var. Buradaki insanlar buradaki yemekleri dışarıda evlerinde yemiyorlardır. Haftada bir veya iki gün fırında tavuk, sebzeli etli yemek, mevsiminde balık, rosta vesaire var. Sadece mangal yakmıyoruz. Ayrıca yemekler o kadar çok ki yarısını çöpe döküyoruz. Bunu size şikayet edenleri Allah çarpar. Lütfen devlet bir işi iyi yaptığımı teşekkür etmesini bilelim. Ben ilk defa cezaevinde yatıyorum. Böyle yemek dışarıda özel şirketlerde bile görmedim. Benim de özel şirketim var. Yaklaşık 30 kişi çalışıyor. Personelimize gayet güzel yemek çıkartıyoruz. Maliyet kişi başına 6 lira. Burada yaklaşık 2000 kişi var. 3 öğün yemeğin maliyeti... 10 lira olması gayet normal. Kısaca yemekler gayet iyi. Kedi köpek maması değil. Adalet Bakanlığı ve cezaevi yönetimine teşekkür ediyorum. Genel olarak değerlendirmek gerekirse tüm infaz memurları koğuşa girince selam verir, çıkarken iyi akşamlar derler. Son derece saygılı davranıyorlar. Tek sorun cezaevlerinin %150 oranında dolu olması. Bunun verdiği bazı sıkıntılar var ama bunları da telafi etmek için gereken çaba sarf ediliyor. İnanıyorum ki biz de Avrupa'da tüm cezaevlerinden daha iyi koşullar var. Ben 100 üzerinden 90 puan veririm. Kamuoyunu doğru bilgilendirmenizi rica ediyorum. Sayın Çöleşan saygılarımla. Cemal Lostar İnşaat Mühendisi Balıkesir L cezaevi F9 koşu. Evet. Mühendis beyden aldım mektup böyle. Halinden memnun, mutlu, tek eksiği mangal yakamamak. Demek ki cezaevlerinde yatan böyleleri de var. Ben artık bir şey demeyeyim de yorumu size bırakayım. Yazımı böyle bitirmiştim. Sevgili okurlarım, dün elime yeni ve şaşırtıcı bir cezaevi mektubu da ulaştı. Türkçe hatalarını düzelttiğim mektup şöyle. Selamun Aleyküm. Merhaba emin çalışan. Bu yazıtı 23 Ocak 2021 tarihli cezaevlerine dikkat başlıklı yazınıza ithafen kaleve almış bu Yazınızda cezaevlerinde sıcak su problemi olduğundan bahsetmişsiniz. Buyurun gelin. Her gün sıcak suyumuz var. Herkes istediği gibi duş imkanından faydalanmakta. Ayrıca kahvaltılarda problem olduğunu yazmışsınız. İnanın buradaki birçok insan evinde göremediği bilmediği besinleri tüketiyor. Mesela geçen içenlerde idaremiz içecek olarak kefir gönderdi. Buradaki birçok arkadaş hayatlarına içmedikleri gibi ismini bile burada da duymuştur. Daha başka kitap probleminden bahsetmişsiniz. Dışarıdan gönderilen bütün kitaplar ceza ve okuma komisyonuna incelendikten sonra tarafımıza teslim edilmekte. Bu halde bizim cezaevimizde durumlar böyleyken siz hangi ülkenin cezaevi şartlarını kaleme aldınız? Gerçekten merak ediyorum. Bir zamanlar sizden nefret eden, şimdi ise hayranlık duyan FETÖ'cü öğretmenin yazıtında yazınızda yayınladığınız gibi umarım bu kısa yazıtı da köşenizde neşredersiniz. En azından objektif habercilik yaptığınıza İnanmak isteriz. Ayrıca bu milletin mahkumlarının Çanakkale Harbi'nde şehit verdiğini, Büyük Erzincan depreminde sürekli olarak cezaevinden izinle çıkıp depremzedelere yardımcı olduktan sonra tam saatinde eksiksiz olarak cezaevine geri dönüş yaptığını hatırlatırım. Zor zamanlarda fedakarlık yapmak gerekirse adli mahkumların hiçbir fedakarlıktan kesinlikle kaçınmayacağını bilmenizi isterim. Selam ve dua ile Engin ve Sincan Cezaevi ile ilki Ağın Koğuşu. Yazımızın girişinde mahkumlardan Cemal Lostar'ın mektubundan söz etmiştim. Cezaevindeki yaşama övgüler düzüyordu. Şimdi bu sıraya ikinci olarak Engin Aves katılmış oldu. Demek ki böyleleri yani cezaevinde mutlu olduğunu söyleyenler ya da söylemek zorunda kalanlar da var. Ne mutlu onlara. Hem onlara hem de eğer varsa benzerlerini kutluyorum. Emin Çolaşan Sözcü. Beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kanalına karşı bir aydınlık mum ışığı olabilmemiz için.